Hadi oğlum gidelim. Burada olduğu için rahat ikimize de yeter. Aynı anda mı söylüyorsun? Ben Erdin Çomaç, ben yenge. İkimiz birden fotoğraf çekmek olaya hoş geldiniz. Ben Erdin Çomaç. Ben yenge. Fotoğraf çekmek kolaya. Hoş geldiniz. Sevgili dostlar, bugün farklı bir içerik olsun istedik. Bugün 14 Şubat. Sevgililer günü, malum. Dolayısıyla da önce sizi birazcık birkaç mekan gezdirdim. Tabii ki Asmalı Konağı uğramadan da olmazdı 14 Şubat sevgililer gününde. Bugün ben size iki tane sevgilimden bahsedeceğim. Ama önce sevgililer günüyle ilgili belki yengenizin söylemek istediği şeyler vardır. Önce sözü ona vereyim. Valla fotoğraf çekmek kolay ailesi. Hepinizin sevgililer günü kutlu olsun. Tüm sevdiklerinizle sağlıklı, mutlu, güzel günleriniz olsun inşallah. Hepinizi seviyoruz. Sevgili dostlar, önce birinci sevgilimden bahsedeceğim. O da benim yanımda oturuyor zaten. Kendisiyle 1978 senesinde tanışıp 1982 senesinde evlendim. Evet, gördüğünüz gibi oldukça uzun bir zaman olmuş. Bir aradayız. Ne demek istiyorsun? Fosil mi demek istiyorsun bize? Yok yani bu sevgililer gününde işte sevgi böyle bir şey. Birlikte uzun yılları paylaşabiliyorsan bunun altında sevgi gerekiyor. Bu kadar uzun süredir niye katlandın sen bana? Nasıl katlandın bana? Valla sen nasıl katlandın? Bir söyle bakayım. Sevgili dostlar, ikinci sevgilimle yani fotoğrafçılıkla her ne kadar ilk makinem 1982'de aldıysam da daha önce rahmetli babam biz yurt dışındayken bir tane Pentax makinesi vardı. Onunla işte siyah beyaz sonra renkli karelerimizi çektiğini hatırlıyorum. Ondan sonra 82'de ilk tabii o zamanlar çok tıfılız, yeni evliyiz öyle hani öyle deli paralar falan kazanmıyoruz. Dolayısıyla yine de bu sevdamdan vazgeçmemek adına ilk makinemi aldım. Hatırlıyor musun seçili? Zenit'ti bir tane. Tabii, Rus markası. Tabii uzun yıllardır Erdin çok uzun yıllardır bu fotoğrafa emek veriyor. Ve bildiğiniz gibi de şimdi de artık gerçekten bana göre de sanata dönüştürdü. Bu emeğinin sonucu birikimi de gerçekten tam bir profesyonel fotoğrafçı oldu. Şimdi sevgili dostlar, o Zenit marka makina filmli makineydi tabii. Şimdi gençlere birazcık hitap edeceğim. Hani kamera üzerinde ISO ayarı falan yok. Yani ISO sizin kullandığınız filmdi. Sensör diye bir kavram da yoktu çünkü film sensörünüzdü. İşte 30, ya 35 mm kullanırdınız ki bugünkü full frame standardı olarak kabul ediliyor. Ya da işte ne bileyim ben daha geniş filmler kullanırdınız. Bugünün orta formatı olarak geçiyor. ISO
aralığını da film aldığınız filmle ayarlardınız. İşte filmler ya 100 ISO'ydu ya 400 ISO'ydu ya 800 ISO'ydu filan. Ve uzun sürede o makinayla bayağı cebelleşerek fotoğraf çektim. Fotoğrafçılığı biraz o makinada öğrendim. İyi de yaptım çünkü en ucuz makine o zamanlar oydu. Ama her şey manueldi. Zaten başka şansınız da yoktu. İşte ne bileyim ben fotoğraf çektim. Karenin arkasına bak. Ha, bu olmamış. Sil yeniden çek gibi bir seçenek yoktu. Çok dikkat etmek zorundaydınız. Değil mi seçim? Ya evet, biz o yılları hatırlıyorum. Tabii böyle dijital fotoğrafçılık yok. Ay, çektiklerimizi kağıda döküyoruz. Bakıyoruz nasıl çıkmış, nasıl çıkmamış. Bir de not alıyoruz not yani. Alıyoruz. Tabii. İşte ben bunu şu pozlamada çekmişim. Şu diyafram aralığında çekmişim falan diye. Aynen öyle, ama işte teknoloji geliştikçe de üzerinde de durdukça her şey çok değişti. Takip edince. Şimdi film yalnız filme de biz devam ettik. Tabii birazcık kendime güvenmeye başladıkça bu sefer daha iyi bir makine aldım. Hatırlıyor musun? Canon AE1'imiz vardı. Canon AE1'in 50 milimetrelik bir lensi vardı ve f1.2 değerindeydi. Müthiş. O zamanlar için tabii müthiş bir kameraydı. Ve uzun süre o kamerayla bayağı bir kareler çektik. Değil mi? Yurt dışlarını falan da gezilerdi. Çok. Evet. Birçok gezide arşiv, yani büyük arşivimiz varsayılır bu noktada bizim. Uzun yıllardır çektiğimiz için. İşte... Ha, arşiv derken bu arada tabii videografiye de çok yeni bir kavram değiliz. Çünkü ben ailenin arşivcisiyim. Aynen. Ve yıllar yılı da kameramanınız hep yengeniz olmuştur. Orada bir iki kare göreceksiniz zaten. Yani bunca yıldır kameramanlık yapıyorum. Bağıra çağıra. Çok bir şey öğrenmiş değilim hala. Ya yine de iyi canım, yine de iyi. Sevgili dostlar, ondan sonra benim bacanak, kendisine buradan sevgiler gönderiyorum Hakan. Bendeki o Canon AE1'i asıldı. En sonunda da beni bıktırdı ve ona kendisine sattırdı makinamı. Daha sonra ben Nikon F serisi, F40 aldım. Evet, evet. Hemen hemen birçok marka da bilgi sahibi oluyor o yüzden. Daha sonra da yavaş yavaş dijital çağa geçilmeye başlandı. İlk hatırlıyorum, bakayım şuraya da not ettim yanlış bir şey söylememek adına. İlk makinem Panasonic DMG-F Z20 idi. 5 megapiksellik bir kameraydı. Onunla ilk dijital çekimler denedik falan. Daha sonra yavaş yavaş daha keyifli makineler çıkmaya başladı. İşte Nikon'un D70S'ini aldım. Onu bir süre kullandıktan sonra D40, neden D40'a düştüm onu da bilmiyorum. Herhalde daha iyi bir makineydi o dönemlerde, o yüzden D40'a düşmüşümdür. Ya da denemek değişmiştir. İstemişimdir. Evet. Yani ama 2008'den itibaren esas D80'e geçtik. Evet, evet. Epey bir kamera değil mi? Epey bir fotoğraf çektik. Bayağı çektik onunla. D90 ile müthiş bir fotoğraflar. Bana göre bugüne kadar kullandığım belki de en güzel DSLR kameralardan bir tanesidir D90. Onu epey bir kullandıktan sonra yavaş yavaş şeye tırmanmaya başladım. Sony'den önce şeye geçtim. Yine Nikon'un D600'üne geçtim. Fakat kameralar büyüdükçe ben de yorulmaya başlamıştım. Evet. Bu bağlamda da acaba dedik daha küçük bir kamera. O dönemlerde de Sony'nin TX'leri çok revaçtaydı. Alfa daha yeni yüzüne geliyordu. Acaba uyar mı uymaz mı? Ama yani boyutları ve ağırlığı sayesinde bir deneyelim dedik. Fena da makine değildi. Sony DSG TX7 o zaman tabii en yüksek TX'iydi. Sonra baktık ki olmuyor. Evet. En son D810 aldım ve uzun sürede onu kullandım. Onu kullandık. Ne zaman onu satmaya karar verdim? Artık çok yormaya başladı. Çünkü kamera ağırdı, lensleri ağırdı. 2017 senesinde de Fujifilm'e geçtim X-T2 ile beraber. Ve o gün bugündür Fujifilm benim hakikaten belki de ikinci aşkım haline dönüştü. İşte 18-55'te ondan sonra neredeyse bütün lenslerimi denedim. Sattım aldım. Derken XH1 çıktı, onu satın aldım ama onu satmamdaki sebep o makineyi yanlış kavramla almıştım. O zamanlar videografiye, yani kamera videografisine bu kadar önem vermiyordum. Çünkü ayrıca bir video kameramız oluyordu bizim. Bizim ayrıca bir video kameramız da oluyordu. O da çok büyük boyutlardaydı, ebatlardaydı. Şimdi ben çektiğim için tecrübeden biliyorum gerçekten. Hatta şu anda hala elimde var. En son Panasonic, çok güzel bir Panasonic dijital tabii kameramız vardı. Dolayısıyla hem kamera hem de fotoğraf kamerası, yani fotoğraf makinesi taşıyorduk. O yüzden XH1 bana o dönemlerde uymadı ve o dönemlerde yine X-T3 çıktı. X-T3 hakikaten müthiş. X-T3 ile yine yurt dışına çekimler yaptık falan. Derken X-T4 çıktı. Bir sene önce de ben bu işte kanalı kurmaya karar verdim. Bu esnada tabii ikinci bir kameraya ihtiyacım oldu.
Ve şu anda hakikaten aşık olduklarımdan bir tanesi de X'e son kameram. Şu anda onunla çekim yapıyoruz. Üzerinde 10-24 lensle beraber. Hani çok keyifli bir dönem yaşadık. Sevgili dostlar, bunlar benim iki sevgililerim. Bir tanesi yanımda oturuyor. Hep yanımda. Yani sadece yanımda oturmakla kalmıyor. Sevgi nedir Seçil? Sevgi nedir? Valla sevgi emektir ya. Bir tek bunu söylüyorum. Emek olan her şeyde altında sevgi vardır mutlaka. Emek verdiğiniz her şey sevgiyle olur. O yüzden hepiniz sevgiyle kalın. Sevgili dostlar, Allah bugün de böyle bir hani kısa bir sevgililer günü içeriği olsun istedik. Geçen sene de yapmıştık galiba, değil mi? Geçen sene de yapmıştık. Hatta o galiba hem sevgililer günüydü hem de bir şey veriyorduk galiba. Bir hediye veriyorduk. Bin aboneye hediye anonsu yapmıştık. Doğru söylüyorsunuz. O zamanlar İstanbul'daydık. Şimdi diyeceksin ki bir dahaki hediye ne zaman? 10.000'i geçince arkadaşlar. Olacak. Yani, o da olacak. Hani bunlar şey taşlarıdır biliyorsunuz. Mihenk taşlarıdır. 10.000. Hadi birazcık çaba gösterin. Aboneye çalışalım. Daha önce orada söz verdiğim gibi de hediyesi şimdiden hazır. 10.000 aboneye XC1545 hediye edeceğim arkadaşlar. Buradan söylüyorum. Vallahi ilave etmek istediğim bir şey var mı Seçil? Vallahi yok. Bütün söyleyeceklerimi söyledim. Tekrar söylüyorum. Hakikaten sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Bugünlük bizden, benden bu kadar. Sevgili dostlar, tabii şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Sevgililer günü ve daha önce de söylemiştim. Sizler hepiniz benim sevgilimsiniz. Sevgilim demek şeydir. Sevgi ile anılan her o kavram benim için sevgilidir çünkü. Sevgi ile, yani sevgi ile kalın derken evet. Belki de bunu ifade ediyordur. Benim de sevgililerim olarak günümüz kutlu olsun diyorum. Şu an için benim de söyleyeceğim fazla bir şey kalmadı. Sağlıkla kalın, huzurla kalın, sevgi ile kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Ben Erdin Çomaç. Ben Yenge. Fotoğraf çekmek kolay. Bugünlük de bu kadar.